Evet, Abdullah Avcı ile bu performansı Taner nasıl yorumlamak lazım? Evet. Trabzonspor'da ciddi bir yükseliş var. Yani yükseliş değil, hakikaten ciddi bir yükselişten bahsediyoruz. Yani futbolcu, yönetim, teknik heyet uyumundan bahsedebiliriz. Şimdi yönetim hocanın transferlerini yapabildi. Ki öncesinden de gelen bir başarı var ama son dönemden bahsedeyim. Oyuncu bilgiye aç, taktiğe aç. Hakikaten de taktik anlamda aç kalmış bir Trabzonspor oyuncu topluluğu var. Hı hı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta karşılaştığı oyuncuların direnciyle şu anda Trabzonspor'da karşılaştığı arasında çok büyük farklar var. Beşiktaş'ta hocanın yapmak istediklerine itiraz eden Gökhan Gönül gibi, Caner gibi oyuncu grubu vardı. Burak Yılmaz gibi gruplar vardı. İtiraz etmeyen yoktu. Ama şu an Trabzonspor'da hoca ne söylerse yapmak için de elinden geleni gerçekleştiren bir oyuncu grubu var. Ama hoca var. Da Beşiktaş'a hoca değil. Hoca da şunu yaptığını görüyoruz. Beşiktaş'ta göreve geldiğinde doğrudan kendi oyununu oynatmaya çalıştı. Aynen. En büyük hatası. Ama burada ise biraz kendinden, biraz oyunun akışından. Sonra, günü kurtarmak. Şu an dozu arttırıyor. Hoca şunun farkında, çok net farkına vardı. Skor yoksa... Senin oyunu oynatamazsın. Olmuyor. Yani skor yoksa hocanın görev süresi de bir yerden sonra tamamlanıyor. Tahammül seviyesi tabii ki belli bir yerden sonra bitiyor. O yüzden de Trabzonspor'daki süreci olabildiğince bu şekilde yönetip kendini yaz transfer dönemine doğru atmaya çalışıyor Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimi. Burada da her geçen gün şampiyonluk yarışına da ortak olmaya başladılar. Bu tabloyu muhtemelen ne teknik heyet ne Trabzonspor yönetimi beklemiyordu. Ama gelinen noktada 2 hafta sonra Fenerbahçe, bu hafta Başakşehir maçı 2-2 net bir şekilde potaya sokar. Şu an geldi bu arada fikstürü de hem alınan sonuçlar hem de önümüzdeki maçlar. Bak buradaki maçlarda bir defa Trabzonspor'un Abdullah Avcı geldik. Abdullah Avcı gelmedi Trabzon'a. Başka bir, nasıl diyeyim, büyük Abdullah Avcı geldi diyelim. Beşiktaş'takine göre. Hani iki tane Avcı, Abdullah olsa büyük Abdullah, küçük Abdullah dersin ya. Beşiktaş'ta küçük Abdullah Avcı'ydı. Şöyle bir Abdullah Avcı vardı Beşiktaş'ta. Bütün haftasını cebindeki istatistikleri ayıran, kalecimin ayağına 8 defa top diyecek, rakibe verdiğimiz topu 6 saniyede geri alacağız diyen, pazartesi günü oyuncuların toplu veya bireysel olarak işte senin istatistiklerin bu, bak böyle yanlışların var, bunları toparla diyen, salı günü gelecek hafta oynayacak rakibin istatistiklerine kafaları boğan kendi oyununu bir ayda oynatmaya çalışan, Başakşehir'de 5 yılda başardığını unutan, 5 yılda ancak o oyunun geldiğini unutan, bir ayda yapmaya çalışan, Galatasaray maçından sonra ya biraz frene basayım ben de evriliyim dedi ve 8'de 7 yaptı. 8'de 7 yaptı. Trabzon'a gelince dedi ki, Taner çok güzel söyledi. Baba, senin sahada oynattığın değil, tabelada yazana bakarlar. Sahadaki iyi futbolunu futbolcudan istemen için, taraftardan destek alman için tabela senden yan olmaz. O zaman önce skoru alacağız. Zaten onu basın toplantısında da dedi. Önce sonuç alacağız dedi. İlk gittiğinde tabii. Tabii. Zaten ben de Beşiktaş'ta küme düşürürsün diye defalarca dedim hani o 5 yıl sonraki oyun. Doğru Abdullah Avcı. En kötü maç hangisi biliyor musun? Galatasaray maçıdır. Niye? Orada da 2 oyuncusu yoktu. Evet. Ekuban yoktu. bir de kim yoktu? Ekuban'la Abdülkadir. Vakeme miydi acaba? Abdülkadir yoktu galiba. Abdülkadir. Olabilir. İkisi yoktu. Doğru. En kötü maçı. Şimdi şu maçlara bakalım. Konya maçı. Gençler bir deplasmanı. Beşiktaş deplasmanı arka arkaya. 2'de 0 çeksen yandın. Değil mi? Çekebilirsin. Gençler bir deplasman. Beşiktaş deplasman. İkisini de iyi oynayarak kazandı. İstanbul'daki Beşiktaş maçı dahil. Evet. Beşiktaş maçı dahil. Denizli, Malatya, Gaziantep. Takımlar göreceli olarak daha düşük. Ama Malatya 6 transfer yaptı. 6 oyuncu aldı Malatya. Evet. Ara transferde. Pozisyon vermeden bu 3 maçı tamamladı neredeyse. Hı hı. Yani takım savunmasını çok geliştiren, ben nasıl olsa bir gol atarım deyip biraz Aykut Hoca gibi davranan ama doğruyu yapıyor. %100 doğruyu yapıyor ve şapka. Bak şapka şampiyonluk şansını bana göre %5, %10 artıran bir olay. Çünkü bir kenetledi hem şehri hem takımı hem camiayı muhtemelen. Futbol gibi takım sporlarında insanın, Allah insanı enerjiyle yaratmış. Doğadaki her şey de enerji. Her şey. Bitkisi, toprağı bilmem nesi. Ve o enerji etkiliyor herkesi. Ayın çekimi
denizdeki suyu kaldırıyor, indiriyor da seni mi etkilemiyor? Senin vücudunda %60'ı su. Şunu demek istiyorum. Fenerbahçe hatırlıyor musun? Bir ara şey yapıyordu. Topu taça atıp rakibe veriyordu. Hı hı. Üzerine baskı kurup topu tekrar geri alıyordu. Bazıları gülüyordu. Çok önemli bir şeydi, basit. Ben seni ezeceğim diyordu. Bak topu sana verdim. 10 saniyede geri aldım. Diyordu. Psikolojik. Şimdi bu şapka da bütün şehri genetledi. Getirelim sinerji sinerji oluşturdu. Kasketli fotoğrafı. Sinerji oluşturdu. Ben Beşiktaş'ın gruptan da mağlup çıktığında Orhan Yıldırım canlı şahittir. Hiçbir maçta şapkamı çıkarmadım. Uğurlu geldi de Napoli'den aldığım şapka vardı. Takımla mağlup çıktı gruptan. Niye biliyor musun? Sinerji oluşturuyorsun. Hele böyle büyük camiada. Bütün şimdi Trabzon zaten başlamış şapka takmaya. Her yerde. Tabii tabii, satışlar tabii ki. Rekor kırıyormuş. Kulüp de şapka yaptı. Şunu diyorum. Evet. Şimdi o şapkaya girdiğin zaman pozitif bir enerjiye bürünüyorsun. Taraftar olarak. Maçı öyle bekliyorsun. Hoca şapkayı taktı mı o enerjiye bürünüyor. Ne diyor? Kazandıkça da takacağım diyor. Ben de diyorum ki kaybedince de devam et. O bir simge. Simge oldu. Simge sinerji oldu. Yarattı sana. İyi bir motto. Motivasyon yakaladın. Evet yani iyi bir motto. Motivasyon yakaladın, devam et yani. Evet. O zaman ne yapalım? Sen şapkayı yavaş göstermedin yavaş. Ama. Şapkayı gösteremedik. Artık bir sonraki programa size sözüm olsun. Tamam peki. Peki. O zaman kim bilir diyelim mi? Biraz diyelim, daha kozlarımızı paylaşalım. Kim bilir artık. Nedir ya? Ben sana geçen gün soru sordum, bildin mi? Bildim. Yalnız, kim bilir diyelim. Bir şey söyleyeyim, dünkü sorular çok zordu. Ya, çok güzeldi. Adamın ayakkabı numarasını sormuşsunuz ya. E tamam yani biraz tahmin yürütelim. Biraz anası babası diye. Bilmiyordur ayakkabı biraz numarasını olduğunu. Biraz eğlenelim diye soruyoruz. O da hadi buçuklu bir numaraydı bu arada. Evet, sorularımıza başlıyoruz. Eğer hazırsanız bir dakika süreniz ben olacak. Ben de sana soracağım. Tamam, sorun. Hadi bakalım, gelsin ilk sorumuz. Süper Lig'de bu sezon maç başına en az uzun pas atan takım hangisidir diye soruyoruz. Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Trabzonspor mu? Maç başına en az uzun pas atan takım mı? Evet. Uzun pas atan takım en az. Beşiktaş çok uzun pas atıyor. Olmaz. Fenerbahçe. Yani Trabzon ya da Galatasaray'dır bence. En az uzun pas atan takımı soruyoruz Taner. Yani sen ben de, sen ne dersin? Şöyle Galatasaray demek istiyorum. Pas, bir dakika çok pardon. Galatasaray değil, ligin en çok pas yapan takımı Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş olma olasılığı daha yüksek gibi geliyor bana. Ama Abu Bakar'ın önüne atlan ben 20 tane top hatırlıyorum. Yani Trabzonspor'da çok... Özellikle savunma oyuncuları uzun toplu oyunu başlatıyorlar. Kaleci Uğurcan da yine uzun denemeler yapıyor. Uzun pas tabii burada bizim anladığımız... Uzun pas, bildiğimiz uzun pas. Mesela Gezan'ın ortası uzun pas, pas mı? Adam bütün asistleri öyle. O da mı uzun pas mesela? Bence tabii. Uzun pas yani. Uzun pas o da. Onu da katıyorsak. Katıyorum. Beşiktaş diyorum burada. En az değil en mi? En az. Soru evet. Ben Trabzonspor diyorum. Yani Trabzonspor'un Eddie Newton dönemini... Pardon duyamadım. Trabzonspor. Ben de Beşiktaş'tayım. Beşiktaş yanıtı geldi Taner Karaman'dan. Trabzonspor yanıtı geldi Turgay Demir'den. Bakalım doğru cevap hangisiymiş? Beşiktaş'ta efendim, tebrik ediyorum. En az uzun pas atan. Evet. Ya uydurmayın. Neresi Allah Allah, ne biz ya. Rakamlarla konuşuyoruz. Ben nelerle konuşuyorum. Beşiktaş'ın Turgay bütün golleri uzun pasla geliyor. Adamın 10 tane asisti var ya şeyin Gezal'ın.